Evet kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Önceki videolarda çok ama çok ciddi bir video var. Derbi maça ilişkin golvar.com'un dağıtacağı formalara dair. Bakınız arkadaşlar yapmanız gereken golvarı Twitter'da takip etmeniz. Yoruma golvar kazandırır yazmanız ve bu kanala abone olmanız. Çekiliş videosunu beğenmeniz. Çekiliş videosu önceki videoların içinde yer almaktadır. Lütfen gidip araştırıp bulup yapınız. Fenerbahçe ve Petrol Ofisi finalde kaybetti. Fenerbahçe Petrol Ofisi şampiyonluk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'e 4-2 mağlup oldu. 1-0 üstünlükte sona eren normal süre tam sona erdi derken 90 artı yediğimiz penaltı golü maalesef ve maalesef her şeyi batırdı, her şeyi bitirdi. Ama tabii Fenerbahçe'nin kaderinde maalesef bunlar mevcut. Keşke bu olmasaydı. Ama zaten hani elimizde aldık verdik. Bizim asıl ilgilenmemiz gereken şey yarın oynanacak Galatasaray maçı. Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yani Galatasaray ahlakına uygun bir şekilde hani az önce diyordu ya şey şey yapar ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranır diyordu ya. Yani her şeyi yapıp hiçbir şey olmamış gibi dav, davranıp Fenerbahçe'ye bir yemek davetinde bulunuyordu. Fenerbahçe'de bu yemek davetini samimiyetsiz bularak geri çevirdi. Çünkü her şey olup bittikten sonra şirinlik yapmanın bir anlamı yok. Kulüpler Birliği Vakfı Futbolsunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yemek davetini geri çevirmiş. 5 saat süren zirve sonrasında Ali Koç ve kurmaylarını yanına giderek der maç öncesi kendisini, kendilerine ve yönetim kurulunu çağırmış. Maç günü kesinlikle temasta bulunulmaması kararı alınmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Öncelikle Ali Koç'a bir hatırlatmada bulunayım. Son sanırım 5 yıl boyunca Kulüpler Birliği Başkanı kim olduysa onun takımı şampiyon oldu ya da yapıldı. Son 5 yıl boyunca. Fenerbahçe hariç. Burada bile insan şunu düşünmesi lazım. Ulan ben neyim ki benim takımım yapılmıyor demesi lazım. Fenerbahçe cephesi Dursun Özbey'in rakibimiz centilmen bir takım sahaya çıkarken bize alkışlayacaklar sözlerine de tepki göstermişti. Yönetimden birçok isim ne alkışı alkış falan söz konusu değil Sezon boyunca neler olduğunu, neler konuşuldu ortada. Konuyu saptırmasınlar. Erden Timur çok vahim durumlar var. Lig bitince belgeleri açıklayacağız demiştim. Bu belgeleri bekliyoruz açıklasınlar ifadesini kullandı. Ben Galatasaraylı arkadaşlara diyorum ki ya bu belgeleri açıklasın ya da etek giyerek gezin ortalıkta. Yani delikanlılık melikanlılık diyorsunuz ya ondan dolayı diyorum. Yoksa e, yani sizden çok delikanlılık bekliyorum açıkçası beklemiyorum. Şimdi biz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Jorge Jesus için ayrılık çanları çalıyor. Yani Fenerbahçe yönetimi Jesus'la yollarını ayırmayı hedefliyor. Ee, bakınız arkadaşlar Türkiye Kupası'nda 11 Haziran'da Başakşehir'e bir final var. İnşallah o finali kazanırız. Ve final maçını bekliyor takımımız. Başkanlıkta 5. yılını geçiren Ali Koç 9. hocasının da arayışına başladı. Geçen sezon Jesus'tan el sıkıştı. Bir senelik mukavele imzaladı. Fenerbahçe 3 kulübü yoluna devam ederken Brezilya milli takım Flamengo'yla adı çok anıldı. Derbilerdeki kötü sonuçların adına istifa sesleri yükseldi. 10 kişi kalan Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmasına rağmen başkan koç Jesus'a destek vermişti. Samandıra'ya gidip hocayla hocaya sözleşme teklifinde bulunmuştu diyor. Yani Ali Koç'un şeyi futbolculardan şikayetçi olan var. Yani tribünler Ali Koç'u istifaya davet ediyor. Birçok futbolcu Jesus'un gitmesini istiyor. Ee, hani onu söyleyeyim. Montella'ya teklif. Yani yönetim Adana Demirspor'dan Vincenzo Montella'ya teklif götürdüğü öğrenildi diyor. Arkadaşlar bir görüşme olmuştur. Hani resmi açıdan olmuş mudur? Gayri resmi mi olmuştur? Olmuştur. Ama ne şekilde olmuştur? İtalyan Hoca çizme basınına açıklamalarda bulunmuş. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyormuş. Sezon bitiminde karar vereceğini söylemiş. Şimdi mesela Arda Güler aklıma gelmişken Jetsu'nun gitmesini isteyenlerden biri Arda Güler. Arda Güler için Borussia Dortmund nabız yok diyormuş. Şimdi genç yıldızımız Arda Güler için birçok transfer iddiası öne atılıyor. Sky Sports'un Almanya edisyonunda yer alan haberde Alman ekibinin Arda Güler için nabız yokladığı belirtilmiş. Ancak bu yaz bu transferin olmayacağı aktarılmış. Bu sezon olgunlaştı diyor. 33 resmi maç. Tabi 90 dakika değil. 6 gol 5 asist. İnanılmaz bir performans. Gerçekten de Allah yolunu baktığını açık etsin. Arda'nın. Şimdi İngiltere'nin de flash bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'deki iddia da Arsenal'in Arda ile temasa geçtiği şeklinde. Şimdi Arsenal Arda ile ilgileniyor denilmiş. Hatta temasa geçti denilmiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı Arda. Ve birçok takımın scoutları net olarak incelemede. Barcelona, Real Madrid, Dortmund, Bayern Münih, Arsenal, Ajax, Newcastle gibi takımların hepsine adanılıyor. Ama Arsenal en ciddi konumda bulunuyor demiş. Newcastle Arda'ya talip. Şimdi yapılan haberde Arda'ya övgülerle bahsedilmiş. Newcastle'ın ilgisi üzerine Fenerbahçe'nin harika çocuğu Arda Güler'in temsilcisiyle temas geçti. Alex diyecektim ya. Eksmeni andırır. Arda'ya şimdiden Fenerbahçe'nin 10 numaralı formayı teslim etmesi ve dünyanın yeni yeteneklerinden biri kabul edilmesi. Diyor. Arkadaşlar Arda Güler konusunda size %100 bilgi vereyim. Arda Güler gitmeyecek. Onu söyleyeyim. Hocam teknik direktör kim olacak? Teknik direktör kim olursa gitmeyecek. Herkes bana bu soruyu soruyor. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe Abdullah Avcı'yı düşünüyor demiş. İlginç. Şimdi spor yazarı Gürcan Bilgiç Sabah gazetesinde Fenerbahçe gündemine dair konuları değerlendirmiş. Ali Koç yönetiminin son 3 sezondur futboldaki sıkıntısı teknik adamlar değil hakemler. Erol Bulut döneminden başlayıp geçen sezonda dahil olmak üzere bu senede zirveye çıkan çok ciddi hakem hatalarıyla puan kaybettiler. İşin enteresanı bu hatalar rakiplerine olmadı. Koç en doğru başkanlığı bu sezon yaptı. Herkesin istediği hocayı getirdi. Onun istediği oyuncuları aldı. Son haftaya kadar da şampiyonluk yarışının içinde kaldı. Türkiye kupasını kazanabilir. Avrupa Ligi'nde de gruptan yenilgisiz çıkıp şampiyon olan Sevilla'yı ellerinden kaçırdılar. Bu yüzden bu sezonu doğru yorumlamak lazım. Jesus taraftarı racon kesti. Tribünle olan bağlar zaten Kadıköy'de derbiler kaybedilince kopmuştu. Yeni sezon bu kadroyu daha doğru yönetecek teknik adamla iş olacak. Yönetimin yeri seçenekler arasında Abdullah Avcı'yı ön plan aldığını duydu duyurdum. monteya da düşündüğün isimlerden biri diyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben Abdullah Avcı'nın ben yani damarımı da kesseniz doğrudan şaşma. Ben Abdullah Avcı'nın da aynı Sergen Yalçın gibi şampiyon yapılan teknik adamlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz de gitmez. Abdullah Avcı bizde hiçbir başarı elde etmez. Etmez kardeşim dikkat edin. Yani Abdullah Avcı Beşiktaş'ta ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Belki de sistemi kurdu ekmeğini sergen yere. Hayır mesele. Ama ben Abdullah Avcı'nın Trabzon'da da önünün açık olduğunu, eğer o önü o kadar açık olmasaydı hiçbir başarı elde edemeyeceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye transferler lazım. Ee, mesela kim lazım? Mesela Osay Samuel haberiyle başlayalım. Osay Samuel'e iki talip birden. Arkadaşlar bakın uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Ne kadar aldığımızı biliyorsunuz. Değil mi? Kaç yaşında olduğunu biliyorsunuz. Nijerya milli takımına seçildiğini falan biliyorsunuz. Yani haberin detayına girmeme gerek yok. Bright Osay Samuel. Leeds United ve Bournemouth talip olmuş. Bournemouth takımı Bournemouth Ournemout ben genellikle böyle saçma sapan şekilde konuşuyorsam o takım çok ciddi taliptir. İngiliz basında yer alan habere göre Bermond ve Leeds United Fenerbahçe'den o transfer etmek istiyor. Haberde her iki kulübünde hem oyuncuyla hem Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtilmiş. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirlemiş. Yönetim 10 milyon euro civarında bir bedel istiyor demiş. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 12 milyon euroyu veren o alır. Hayırlı uğurlu olsun der. Tamam Boğur Milan Chelsea'li yıldızın peşinde. Milan da biz kime talipsek ona talip oluyor. İtalyan seri hakibi Milan Chelsea'den ayrılması beklenen hakim Ziyeyi kadrosuna katmak istiyor. Arkadaşlar şimdi her şeyden bağımsız. Atın kenara. Her şeyden bağımsız. Hakim Ziyeyi Fenerbahçe'de ister misiniz? Ve bonservis bedeli de 6,5 milyon euro olsun. Bak, çok düşük bir bedel. İster misiniz Fenerbahçe'de? Hocam tabii ki de işte isteriz. İstemeyen var mı? Hocam 6,5 milyon euro yıllık şey bon servisi çok fazla para. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Geçtiğimiz sezon şampiyon tamamlayan ancak bu sezon beklentileri veremeyen Milan gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Hakim Ziye'yi gündemine aldı. Ee, İtalyan takımına sıcak bakabileceği gündemde diyor. Chelsea'nin istediği rakam 20 milyon euro. Hocam 20 milyon euro diyor haberde. Sen 6,5'tan bahsediyorsun. Arkadaşlar biz Chelsea'nin hiçbir kulvarda rakibi değiliz. Açık söyleyeyim değiliz. Galatasaray'da değil. Beşiktaş'ta değil. Trabzonspor'da değil. Ama Milan rakibi. Yani Milan Chelsea'nin rakibi. Şampiyonlar Ligi'nde denk gelebilir. Başka kulvarda denk gelebilir. Bir şekilde denk gelebilir. Biz artık Chelsea'nin rakibi değiliz. Yani 2010-2011'de operasyon yapan operasyon çocukları sağ olsun değiliz. Onlara evet 20 milyon euro ama bize 6.5'a gelme ihtimali var. Bu sezon 24 maça çıkmış. 3 asist kaydetmiş. Adı Galatasaray Fenerbahçe ile anılıyor diyor ama ben ısrarla iddialı ve net şekilde söylüyorum. Bize gelme ihtimali yüksek. Fenerbahçe'nin hocam şampiyonluğu kaçtı. Bize kimse şampiyon olmayan takıma gelmez. E Galatasaray'a bakın. Avrupa bile yoktu. Hani Raşida kiralık yanlışım yoksa. Icardi kiralık 2. Torreira e, boştaydı. İmza parasıyla aldı sanırım. Yanlış mı biliyorum? Yok bonservisle aldı sanırım değil mi? E, ondan sonra hani dur şuraya yazalım. Galatasaray Galatasaray TFF. Galatasaray şike Bunu mu demek istediniz? Ankara gücü 8-0. Zalat. Yok lan. Galatasaray transfer market. Eksi 30.44 milyon euro gözüküyor şu anda kimleri transfer ettiğine gireceğim arkadaşlar. Şimdi Torreira'yı 6 milyon euroya aldılar. Değil mi? O sözleşmesinde de madde vardır. 6 milyon euronun üstündeki her satışta yüzde 45'i Arsenal'e diye. Yani 20 milyon euroyken 6'ya satıldıysa. Gerçek Galatasaray diyor. Ne diyorsun? Omar El Abdullahi'yi belirttikleri fiyat başka. Futbolcu FIFA'ya başvurmuş. Alacak taksis edecek. Oradaki fiyat başka. Her transferde böyle 300-500 bin euro aşağıysa vay yavrum vay. Neyse demem o ki Nikola Zanyola'ya 15 milyon euro verdiler. İnşallah ellerinde patlar. Torreira'ya 6 milyon euro verdiler. Kendini yere atması dışında bir şeyini göremedik. Yusuf Demir'e 6 milyon euro verdiler. Mustafa Muhammed'i 3.85'e aldılar gönderdiler ama geri gelecek herhalde. Mijit Söy'e 3.5 milyon euro verdiler. Olivier'e 3 milyon euro. Abdülkerim Parmakçı'ya 2.8 milyon euro. Dubois 2.5 Hani Matias Ross diye bir eleman var Galatasaray'da haberiniz yoktur. 1.75. Kazımcan 1.14. Seferovic 1 milyon euro artı 2 de yıllık ücret. Kaan Ayhan 400 bin ama onun satın alma opsiyonu olduğu için o devreye girecek. Dediğim gibi Icardi'yi kiralık, Rashida'yı kiralık getirdiler. Mertens'in sözleşmesi boştaydı. Mata'nın sözleşmesi boştaydı. Aldılar. Şimdi demem o ki Fenerbahçe'deki bu hayal kırıklığının sebebi ne? Transfersizlik mi? Kadro mu? Ben size bir şey söyleyeyim. 10 tane hata. Şampiyonluğa mal olan 10 hata. Şimdi Dünya Kupası arasından sonra bir düşüş yaşadık. Bir, sistem hataları. Jesus Süper Ligi hafif aldı. Özellikle derbi maçta sistem ve kadro hataları yaptı. Ligde hiçbir derbiyi kazanamadı. Takımın ruhu yara aldı. Doğru mu? Özellikle bakın Galatasaray maçında Icardi yedek, Torreira hiç yok. Ya ben olsam 3'lü orta sahaya çıkar delik deşik ederdim. 4-1-3-2 çıksan yine delik deşik edersin. Çünkü Galatasaray bekleyecek. İki forma adaletsizliği. Kötü oynasa da bazı isimler Jesus kontenjanında her maç sahada oldu. Mesela kimse Rossi'yi kesemedi. Kimse Arao'yu kesemedi. 3 transfer söylentileri. Yok Brezilya'nın başına geçecek. Yok Flamengo'nun başına geçecek. Arao mesela bak şunu da söyleyeyim. Galatasaraylıları takdir ettiğim bir nokta var. Icardi Panenka kullandı. Kara gümrük maçını kaybettiler. Hiçbiri şampiyonluk gitti. Allah belanı versin. Çocuğun ölsün falan demedi. Birçok demeçler verildi. Icardi sezon sonunda ayrılacağım falan filan dedi. Kimse çoluğun çocuğun ölsün. gebersin. Allah belanı versin. Tırın altında kal. Hıccın çıksın. Ciletten kalsınlar demedi. Ama ara çıktı dedi ki ya Jesus'a Brezilya milli takımı yakışır dedi. Binç ettik bak bizdeki bu kültür var. Valencia Beşiktaş maçında penaltıyı kaçırdı. Allah belanı versin. Geber öl şöyle böyle diye demedik laf bırakmadık. Aslında bizim böyle de bir hatamız var. Devam edelim. Sürpriz kayıplar. Alttaki Giresun'a iki maçta verilen 5 puan, hediye edilen 5 puan ya da hani hediye edilen 4 puan hediye etmiş oluyorsun ama senden giden 5 puan. İstanbul Spor'a 3-3 kalınması. Ümraniye 3-3 diyor. Toplam 9 puan. Bence Giresun maçı 2 puan. İstanbul 2 puan 4. Beştaş maçı 3 puan 7. 7 puanlık bir kayıp var. Kadro istikrarsızlığı son 5 haftaya girilene kadar ideal 11 yoktu. Hani spor yazarları ne diyordu? Fenerbahçe'nin ideal 25'i var. İlk 25 kişilik kadrosu var diye. Belki de seni çok pohpohladılar. Sen de şımardın. Ha 25 kişilik kadro bak ben ne güzel böyle yapıyorum. Lan dangalak. 16 tane futbolcum var senin. Her maç. Her maç senin 16 futbolcum var. Yani 11 sahada 5 değişiklik hakkı. 16 futbolcum var. 16 futbolcuyu belirlerken diğerlerine de dersin ki alan 5 yani Değişmez diye bir şey yok. İki tane kaleci var. Hadi çık onu. Kalan üç tane oyuncu kalıyor geriye. Bakın kaleci değişikliği hariç üç oyuncu kalıyor. Ona da dahil 19 tane futbolcum var. Dönüşümlü dönüşümlü oynat. Çıkart has 11'i. Neyse. Şanssız sakatlıklar. Bak buna katılırım. Ama şanssız sakatlıklarında niye olduğunu sorgulamak lazım. Juan Perez. Değil mi? Hani keşke sakatlanmasa ne olurdu? cevap Pedro. Batshuayi. Mesela Joshua King. Arkadaşlar King öyle bir dönemde sakatlandı ki çok iyi gidiyordu. Lincoln. Mert Hakan, Mert Hakan çok adam hesabına katmıyorum. Hani Mert Hakan ha vardı, ha yoktu. Benim için hiçbir farkı yok yani. Hani Mert Hakan yandaş eşittir etkisiz eleman benim gözümde. Bilmiyorum sizin gözünüzde ne ama benim gözümde etkisiz eleman. Hiçbir özelliği vasfı olmayan bir futbolcuya dönüştü. Lincoln katılıyorum. Joshua King. Üçlü defans ısrarı. Perez'in sakatlığından sonra ağır defans hattıyla üçlü defans oynama yani saçmalı rakiplerin hızlı forvetlerinin işine yaradı prim olmaması özellikle büyük maçlarda prim olmayınca da Fenerbahçe takımda asılamadı. Geç kalan hamleler özellikle tıkanan maçlarda, riskli giden karşılaşmalarda müdahale etmekte çok geç kaldı. Ve transfer hataları. Galatasaray dünya yıldızlarını alırken ne kadar da saçmalasa da kadro seçiminde geride kaldı diyor. Ara transferde 15 milyon euro harcanan Osterboy'de Samet ve Buruma yararlı olamadı diyor. Aslında en büyük kritik şey bu bak. Arkadaşlar 15 milyon euro Zaniola yararlı oldu mu bence olmadı. Yusuf Demir 6 milyon euro. Yararlı oldu mu? 21 milyon euro. Bence olmadı. Mustafa Muhammed 3.85. Madem Fener'inkini katıyorsun. 24.85 oldu. Yararlı olamadı. Mijitsu 3.5. 24.85. Bence yararlı de yararlı olamadı. 27.85. 28.35. Hocam olur mu öyle şey? En kritik maçta girdi golünü attı. Diyeceksin değil mi? Mesela. En kritik. Bunu derler bak. Altı seneler bunu söyler. Sen ama kendi futbolcuna diyemezsin bunu. Ahmet mesela seni kaç kez ipten aldı? Monster Ball'de yararlanamadım. Kabul. Mesela Oliviera. Bence yaralandı. 3 milyon euro'nun hakkını verdi. Abdülkerim Parmakçı da verdi. Du iki 2,5 milyon euro. Bence veremedi. 40 milyon euro. Bak boşa giden 40 milyon euro. Matias Ross. Hiçbir şey yapmadı. Kazımcan'ın uzun süren sakatlığı var. Biz de Pedro'nun uzun süre sakatlandı. Yararlanamadık dedik. Demek ki onlar da yararlanamadı. Seferovic 3 milyon euro girdi. 1 milyon 3 milyon 4 milyon euro girdi. 1 milyon euro kiralama. 3 milyon euro da yıllık ücreti. E, Kaan Ayhan'a keza. Rashida'dan geç yararlandılar mesela. Icardi'nin bütün e, ekmeğinden, suyundan bandılar. Mertens'ten bence bandılar. Bak Mata falan, Adekugbe mesela o kiralık ama yani çok saymıyorum onu. Anlatabiliyor muyum? Yani Galatasaray'da aynı hatalar yaptı ama şans biraz da yaver gitti. Bak 40 milyon euro Galatasaray heba etti. Kostervold'e 6 diye hani Buruma 4.25, beş 5.5 diye sayarsam bir hani yarısı kadar en az bir yarısı kadar da Fenerbahçe'ye bağlıydı. Ama sonuç olarak şimdi Fenerbahçe'nin savunma hattı beni çok şaşırtıyor. Aslında bu kadar çok gol yemeyecek savunma hattımız var. Ancak ne yapıp edip beceriyoruz gol yemeyi. Fenerbahçe Becao da sona doğru. İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile Fenerbahçe söz kesti diyor. İkinci da Rodrigo. Bekao ile patlatmaya hazırlanıyor. Arkadaşlar bakın. Yorumlarınıza tabii ki saygım var lafım yok. Ancak saçmalamalarınıza artık tahammülüm kalmadı. Ya kimin adı yazılsa o yavaş, o hantal. Kimin adı yazılsa o çöp, bu, bu çöp. Sezon başlayınca eğer Fenerbahçe bu sezon kesin şampiyon hissediyoruz diyen olsa direkt engelleyeceğim. Çünkü mikroplu hücre bunlar. Bir de şey, koleş havası var. Dronla çekim yapılıyor, sakın ha. Şimdi yönetim Bekao ile her konuda anlaştı ama Udinese ile pazarlıklar başladı. Yeni kontratı imzalamadı. Ayrılığa sıcak bakıyor Fenerbahçe. 5 milyon euroya alma niyetinde. 7 milyon euro civarına anlaşılacak gibi gözüküyor. Ödeme planı konuşuluyor Fenerbahçe. Taksite böldürün falan filan diye. Ee, ama Ali Koç'un bir senesi kaldığı için de. Şey, 28 maça çıktı. 2 gol 1 asist kaydetti. Ah kabul etseler. Cao Pedro'yu takasta versek. Mesela Cao Pedro'yu versek. Karşılığında BKO alsak ne dersiniz? Ya ne dersiniz? Merak ettim ya. Cevap Pedro'yu versek karşılığında asa. Hocam Joshua King'i de verelim. Karşılığında Hacı Wright'ı. Bak Hacı Wright birçoğunuz beğenmiyorsunuz. Ben beğeniyorum. Tam Fenerbahçe futbol. Ama Antalya Spor iyi paraya kitleme peşinde. Böyle 10 milyon euro 20 milyon 10 milyon euroluk teklif gelmiş de şeyden bilmem carttan curttan satmamışlar. Yok ya. Lan kapıya kadar bu şey yaparlar. Karşılarlar. Siz ne saçmalıyorsunuz? Herif ABD milli takımının as futbolcusu 1. Bak as futbolcu yaşı daha yeni 25 oldu. 27 Mart doğumlu 2. 1.93 boyunda hızlı bir futbolcu kanatlarda oynayabilen futbolcu 3. Bu sezon 28 maç 2375 dakika 16 gol 3 asist. Golcü kimliği de var. Yani tek tek saymayayım. 1.888.000 euroya Transfer eden Antalya Spor önce kiralayıp sonra transfer eden Antalya Spor bu futbolcuyu 6'ya 7'ye 8'e 10'a satma peşinde şu an 6 gözüktüğüne bakmayın. Antalyaspor'da yani Antalya Spor'da olmasına rağmen 6 milyon euro gözüküyor. Yani Antalya Spor'u küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın. Orada genelde transfer market değeri az. Birini iteklemeye çalışıyor. 10 milyon euroya Fenerbahçe'nin alacak durumu yok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani biz öyle 10 milyon euroya falan alamayız. Burada bir kaleci var. Ataberk Dadakdeniz diye Antalya Spor'da. Bu arkadaş Bursa Spor'un kalecisiydi. Boşta Biz bunu bir Almaniyetimiz vardı ama denedik olmadı. Mesela Antalya Spor'dan alacak olsan kimi alırsın? Bak Emrecan Can Uzunhan mesela Beşiktaş'ın futbolcusu kiralık Antalya Spor'da. Empasi 20 yaşında stoper kiralık. Luyindama 29 Galatasaray'dan kiralık. Bak bir de o var. Bilin bunlar yani bilin istiyorum. Şimdi Galatasaray mesela Luyindama'yla falan uğraşacak öbür sene. Burada bir durum var. Ömer Toprak. Veysel Sarılağacıber, Şampiyon Fener. Yani bir sürü stoperi var lan. Kurdaşov. Gris <laughs> Cemali Sertel. Bak bu Cemali aslında bir şey söyleyeyim mi size? Saçma gelebilir ama. Osterbolde'nin arkasına ya da önüne alınabilecek isim ha bu. Başakşehir'le sözleşmesi sürüyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. Bak bu çocuk idare edebilir ha. Bu sezon 93 dakika dakikada oynadı. Dediğimi unutmayın. Aklınızda bulunsun. Ben bu Cemali'yi... Geçer not verdim aslında ama parlatamadı kendini. Bünyamin Balcı 4 milyon euro piyasa değeri var. O sahiyi 10'a 12'ye satabilirsen Bünyamin'i 4'e 5'e çekebilirsen ya 4-5 bile fazla bence. Hocam niye Bünyamin futbolcu değil mi? 4-5 Fenerbahçe'nin harcayacağı bir para değil artık. Fazla. 4-5'i harcıyorsan mesela kime harcarsın? Hakim Ziyek'i harcarsın. Hocam 4'e Hakim Ziyek'i getiriyorsan tabii harca. Yani mesela firmin oyu getirirsin yıllık ücretine 4 verirsin 5 verirsin harca. Zaha'yı getirirsin 4-5 verirsin harca. Ama öbür türlü sıkıntı. Ee, başka? Fernando iyi patladıydı da bu sene düşüşte. Başka kim var? Bu Erdal rakip var. Bu çocuk bazen o kadar güzel top oynuyor ki. Bazen olan bunu nereden almışlar diyorsun. Enteresan bir futbolcu ya Erdal rakip. Doğukan Sinik bu Hal City'den kiraladılar. Zaten kendi futbolcuları sanırım ama düşüşte. Endao var 26 yaşında. O Endao kiralık arkadaşlar. Al Ahli'den kiralık. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Hani hocam sen de vasatçı mısın demeyin ama mesela bir Wilfred Zaha'yı çekip arkasına böyle Endao'yu falan hani Endao'yu tam kastetmiyorum onu kastetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Sır bir futbolcu ama Mesela bu penza tarzında bir yıldız bulup bulan bunun arkasına da bunu koyayım deme şansımızın olması lazım bizim. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Bertu Yıldırım. Çoğunuz beğenmeyebilirsiniz. Bak. Al 3. 4. forvet yap. Tam öyle bir futbol. Hatay Spor'un topçusu. Bu sezon 29 maç. 1081 dakika. 900 dakika 10 maç. 990 11. 1080 maç 12. 12 maçta 6 gol 3 asist. Hem de süperlikte. Tam da ee, Volkan Demirel'in ben kefilim dediği futbol. Anlatabiliyor muyum? Bertu Yıldırım. Ee, demek istediğim umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ha Fenerbahçe'nin yapması gerekeni anlatayım size. Zaha'yı bir tarafa çekeceksin. Hakim Ziyek'i bir tarafa çekeceksin. Firmino'yu forvete çekeceksin. Hocam bu kadar parası var. Bak çektin mi? Sadece bu üçünü yapsan Hatta Riyan Kent'i de yedek olarak aldın. Dört. Zaha. Hakim Ziyek, Riyankent, Kent, Firmino. Dört tane isim aldın. 4 isim aldın. Jesus da devam edecek bile olsan. Şu kadroyu bozmayacak bile olsan. Abidik kubidik 3-5 futbolcu gönderecek olsan. Bir de Bekava'yı alayım 5. Ivakovic çok konuşuluyordu. Onu da kaleye alayım. Ya kaleye almasa da sıkıntı değil bak. İnanın kaleye almasa da sıkıntı. Çünkü Livakovic'in de sezonda yapacağı bir iki tane hata var. Belki Altay'ın da yapacağı, İrfan Can'ın da yapacağı bir iki tane hata var. Ben şunu demek istiyorum. Az maliyet, yüksek verim. Şu an Fenerbahçe'yi alsanız ne alırsınız? Forvet. Sağ kanat, sol kanat, stoper, değil mi? Kesinlikle 4. A kalite 4 futbol. A kalite kütür kütür 4 futbol. Mesela bu Stefan Devriş falan konuşuluyor bak. Topar olur. A kalite futbolcu. Koydun. Ee, sağ kanada dediğim gibi Hakim Ziyek aldın. Sol kanada Zaha'yı aldın. Rian Kent'i yedeğe aldın. Firmino'yu becerdin. Forvet aldın. Bak şu ay ikinci forvetin. Üçüncü forvetinde hani Cao Pedro gitti gitmedi. Fark etmez. 4-1 3-2'den döneceksin. 4-1, 4-1 sistemi ya da 4-1-2-3 gibi. Arada Güler'in 10 numara oynadı. İrfan var elinde. Emre Mor var elinde. Ferdi var. O var. Erbolden var senin. Hani Berisha e falan gelmeyecek. Samatta gelmeyecek olursa. Senin aslında çok iyi kadron var. Çok iyi kadron var. 3-5 rütuşla şahane olacak bir kadron var. Şimdi Fenerbahçe'ye Süper Lig'den kimi alırdınız? Hocam Icardi'yi alırdım. Değil mi? mesela niye A plus golcü? Firmino alma şansı var. Firmino'yu mu alırsın? Icardi'yi mi alırsın? Çünkü bedava alacaksın. Öbürüne de 15 milyon euro vereceksin. On servisine. Firmino. Kanada kim alırsınız? Türkiye liginde. Mesela Kerem Akdürkoğlu'nu alırsınız. Ali Koç sağ olsun çok iyi bir Fenerbahçeli. 500 bin TL imza parası istedi diye Kerem Akdürkoğlu'nu masadan kovdu. Sağ olsun. O kadar iyi Fenerbahçelidir Ali Koç. Gülhaleden Fenerbahçeli Kerem de Galatasaray'a gitti. Ali Koç sağ olsun. Dediğim gibi çok iyi bir Fenerbahçelidir. Başka? Mesela kim alırsınız Süper Lig'den? Bir düşünün. Hocam biz Süper Lig'den Müper Lig'den kimseyi istemiyoruz. Biz Avrupa'dan futbolcu istiyoruz. Değil mi? Redmond Fenerbahçe maçında aslan kesildi. Hemen Fenerbahçeliler o taraftar diyor. Montu alırım. Senin maçında aslan kesileni alma. Senin maçında her futbolcu aslan kesilir. Sen bir Beşiktaş maçında izle. Bir Anadolu takımına karşı oynarken izle. Bir Galatasaray maçını izle. Bir ne bileyim Trabzon maçını, Sivas maçını, Kayseri maçını izle. Çünkü senin maçında herkes aslan ki. Adınız mı? Yani demek istediğim umarım anlatabildim. Onu söyleyeyim. Mesela ben Bertu'yu alırım. Hacı Rahit bak bizde iş yapar. Yıldızlaşır. Ama Hacı nasıl alırsın? Hakim Ziye'nin yedeği diye alırsın. Firmino'yu getirirsin. Firmino'nun yedeği diye alırsın. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe'ye yedek değil. Az futbolcu lazım. Teknik direktör sorunsalı. Son Türkiye Kupası maçı finalinden sonra ortaya çıkacak. O maça kadar arkadaşlar bakın Jesus gidiyor dersen adama sıkıntı yaparsın. Kendine de yaparsın. alıyor dersen yine sıkıntı yaparsın. Ortada böyle bir durum. Ev Yani Fenerbahçe transfer gündemi, şok teklifler, ayrılıklar, transferler. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Toplayayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hakim Z2 ihtimali var ve ihtimali yüksek. Arda Güler gitmeyecek benim duyumlarıma göre. Galatasaray maçı Ali Koç dedik. Jesus bence gidecek. Monteya Bence zayıf aday. O sayının gitmesi muhtemel. Güçlü bir durum. duracağım Bilgeç Arsenal sabah. Abdullah Havcı çok revaçlı olan bir isim değil. Başka Dursun Özbey'in çağrısı ağıt zılgıt. Her şeyi yapıyorlar sonra yapmamış gibi. Erden Timur Beşiktaş Bakalım Milan, Chelsea bunlar çok şeyimizde. Luan Perez keşke az sakatlansaydı. Sakatlanmasaydı. Ya Pedro'ya teklifler var. Bak şu ayıya teklifler var. Bilginiz olsun. Ya şu akinge yok. Lincoln ne kim diyorlar ama Lincoln bence Ağustos ayına e, salon çalışmalarına başlar. Hadi bunu da söyleyeyim. Kent her konuda anlaşıldı deniliyor bana. Hacerayt gündemimizde ama Hacerayt'a ancak takas verebilirsin. Takasta da kimi vereceksin? Şimdi bu boyutu var. Dünyanın balcı düşünüldü ama yüksek bedel çekildi. Hacerayt'a da yüksek bedel çekildi. Ertuğrul için 2 milyon euro istenildi. Onu annetmiyorum. Zaha, Firmino, Livakovic, Hakim Ziyek, Bekao, Zaha, Firmino, Livakovic, Kent seni bence uçurur. Bence senin odaklanman gereken burası. İyi bir kadromuz var. Siz kabul etmeseniz de. İyi bir kadroda hani pastanın çileği diyorlar değil mi? Pastaya çilek lazım. İnşallah Ali Koç ve ekibi pastaya çilekleri doldururlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.